Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar sevgili gençler. Ben tarih öğretmeni Osman Aksu. Hepinize iyi günler diliyorum. Abonelerimizden gelen yoğun istek üzerine arkadaşlarım AYT Osmanlı Tarihi full tekrar videosunu çekmek istedim. Güzel bir 25 soruluk deneme sizi bekliyor. Umarım hepiniz fullersiniz. 25'te 25 yaparsınız diyelim. Haydi bakalım denememiz başlasın. Gelsin birinci sorumuz. Evet bakın aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım yanlış olanı bulmamızı istiyor. Osman Bey ilk Osmanlı parasının bastırılması. Doğru arkadaşlar. İlk parayı bastıran Osman Bey'dir. Orhan Bey Rumeli'ye geçişin yapılması diyor ilk kez. Tamam doğru. Ne zaman geçildi Rumeli'ye? 1353'te. Peki Rumeli'de nere alındı? Çimpe Kalesi. Nasıl alındı? Sulh yoluyla yani diplomasi yoluyla değil mi? Evet bu bilgi doğru. 1. Murat döneminde Edirne başkent oldu. Peki hangisiyle başkent oldu? Sazlıdere Savaşı'ndan sonra fethedildi ve bir yıl sonra da başkent ilan edildi. Sazlıdere Savaşı'yla Edirne'miz fethedildi. Yıldırım Beyazıt Niğbolu Zaferi'nin kazanılması ve biliyorsun halife ona ne diyor arkadaşlar? Sultan İklimi Rum unvanını alıyor. Tarih kaç? 1396. Bu da doğru. 2. Murat İstanbul'un ilk defa kuşatılması. Yanlış. İstanbul'u ilk kez kuşatan yine arkadaşlarım Yıldırım Bayezid olacaktır diyoruz. Ha 2. Murat da kuşattı mı? Kuşattı ama ilk kez değil. İlk kez kuşatan Yıldırım Bayezid'dir. Cevabımız Edirne. Evet. Gelsin bakalım ikinci sorumuz. Orhan Bey döneminde gelişmelerinden hangileriyle devlet sınırlarının Rumeli'ye ulaştığı söylenebilir? Bakın soru çok seçici ve ele yiğidi bir soru arkadaşlarım. Lütfen düşmeyin. Bakın Karasoğulları'nın alınması biliyorsunuz. Karasoğulları Osmanlı'ya katılan ilk beylikti ama Karasoğulları nerede? Balıkesir'de. Dolayısıyla bu beyliğin alınması Rumeli'ye geçiş kolaylaştırmıştır. Ama sınırlarımızın Rumeli'ye ulaştığını göstermez. Çünkü bu beylik Rumeli'de bir beylik değildir. O zaman birinin olduğu şıkları eleyelim. A gitti, D gitti, E gitti. Gelibolu'da Çimpa Kalesi'nin alınması elbette zaten Rumeli'de Gelibolu Yarımadası'ndadır. Bizim aldığımız ilk yer Rumeli'de Çimpa Kalesi'dir. Kılıç Hakkı olarak aldık burayı. Süleyman Çelebi aldı. 2 var zaten cevabımız çıktı. İznik ve İzmit'in alınması iyi de İznik ve İzmit Rumeli'de mi? Anadolu'da mı? Anadolu'da değil mi? Dolayısıyla Rumeli ile ilgili değil bunlar. Cevabımız kesinlikle ve kesinlikle 2 yani Bursa. Bakın bu soru çok güzel bir sos 1 sorusu olabilir arkadaşlar. Yani AYT tarih 1'de böyle bir soru karşınıza gelebilir. 3. sorumuz gelsin. Bu durumun temel nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bakın yukarıdaki bilgilerde Osmanlı'yı diğer beyliklerden ayıran özellikleri vermiş ve kısa sürede Osmanlı büyük bir imparatorluğa dönüşmüş. Bunun nedenlerinden hangisi yoktur diyor. Bakalım. A. Anadolu beyliklerine karşı barışçıl bir politika izlemesi. Kesinlikle bu bizi biz yapan bir özelliktir. Biz böyle arkadaşlar kedi köpek gibi diğer beyliklerle kavga etmiyoruz. Yönümüzü batıya verip Bizans'a dönüyoruz ve Bizans'a karşı gaza ve cihat ediyoruz. Coğrafi konumunun büyümeye elverişli olması. Kesinlikle Osmanlı Devleti Bizans sınırında bir uç beyliğiydi değil mi? Bakın şurada. Dolayısıyla bizim Bizans'la sınır komşusu olmamız bizim kısa sürede büyümemize doğrudan etkiyi ne yapmıştır arkadaşlarım? Etmiştir. Yani bizim coğrafi konumumuz büyümemizde etkilidir. Merkezi otoriteye ve merkezi orduya büyük önem vermemiz elbette. İskan politikası, istimalet politikası bunları başarıyla uygulamamız elbette. Ne demek iskan? Ne demek istimalet? İskan yerleştirme siyaseti. Balkanlarda fethedilen yerlere göçebe Türkmenlerin yerleştirilmesiydi. İstimalet neydi? Hoşgörülü ve adaletli yönetimdi. Bu da doğru. Ancak hukuk düzeninde daha çok şer'i kanunlara yer vermemiz bizim kısa sürede büyümemizi göstermiyor. Daha çok teokratik yapımızı gösteriyor. Yani şer'i hukuka önem verdiğimizi gösteriyor. Cevabımız Denizli. Bununla bir ilgisi yoktur arkadaşlarım. 4. sorumuz gelsin. Evet yine bakın çok güzel. İster SOS 1 ister SOS 2 iki yerde de gelebilir. KPSS'de de gelebilir bu soru. Osmanlı tarihinde ilk deniz savaşı aşağıdaki hükümdarlardan hangisi döneminde gerçekleşmiştir? Bakın biz ilk deniz savaşını Çelebi Mehmet dediğimiz 1. Mehmet döneminde Venediklerle yaptık. Peki bu savaşın adını sorsaydı nedir bu deniz savaşının adı? Allah ister Çalıbey deniz savaşı deyin. Çünkü komutanımız Çalıbey. Çalıbey deniz savaşı ya da batılı kaynaklarda olduğu gibi diğer adı Lapseki
Deniz Savaşı'dır. Bakın bunu da sorabilir arkadaşlar. İlk Deniz Savaşı'nın adı nedir? Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili. Evet, unutmuyorsunuz. Osmanlı Devleti ilk Deniz Savaşı'nı Çelebi Mehmet döneminde Venediklerle yapmıştır. Bu savaşın adı Lapseki Deniz Savaşı veya Çalıbey Deniz Savaşı diyoruz. Beşinci sorumuz yazdı. Evet, çok güzel. Yine bilgi dolu bir sınav arkadaşlar, gerçekten bu sınav. Osmanlı Devleti'nin başladığı faaliyetlerinden hangisiyle sınırlarını Avrupa yakasında genişlettiği söylenemez. Bana öyle bir savaş söyleyin ki Avrupa'da yapılmasın. Avrupa ile ilgili olmasın. Bakın, Çirmen Sırplarla, Balkanlarda, Kosova Balkanlarda Haçlılarla, Nibolu Haçlılarla, Sırp Sındığı Balkanlarda yapılan ilk savaş zaten Haçlılarla yaptık ilk kez. Ama Maltepe 1329 yılında Orhan Gazi döneminde yapılan bir savaştır. Diğer adı neydi? Bakın diğer adını da sorabilir. Palekanon Savaşı. Osmanlı'nın Bizans ile yaptığı bir savaş, ikinci savaştır. Bu savaş ile İznik ve İzmit yolu Osmanlılar açılmıştır. Dolayısıyla bu Anadolu ile ilgilidir. Balkanlarla ya da Avrupa ile ilgili değildir, cevabımız Edirne. Bakın Sırp Sındığı'nın özelliğini bilin. Osmanlı'nın Haçlılarla yaptığı ilk savaştır arkadaşlar. Haçlılarla yaptığımız ilk savaşı sorarsa ne diyeceksiniz? Sırp Sındığı Savaşı diyeceksiniz. Peki ilk topun kullanıldığı ve 1. Murat'ın şehit düştüğü ilk savaş hangisidir? Bu da 1. Kosova Savaşı diyeceksiniz arkadaşlar. Unutmayın, cevabımız Edirne burada tabii. Evet, bakın bunlar her biri değiştirir değiştirir. Adam size buradan bilgi sorularını sorabilir. Altıncı sorumuz yaz. Evet, bakın yine çok eleyici bir soru. Çok kolay bir soru ama kafanız karışabiliyor bu sorularda. Osmanlı Devleti'nin Bizans'a karşı elde ettiği ilk zafer hangisidir? Bakın burada A şıkkına lütfen düşmeyin. Sırp Sındığı Savaşı bir zaferdir elbette ama Bizans ile değil. Osmanlı'nın Haçlılarla yaptığı ilk savaştır. İlk Osmanlı Haçlı Savaşı'dır. Bakın burada Bizans ile olanı soruyor. Birinci Kosova Haçlılar. İkinci Kosova Haçlılar. Maltepe Bizans ile ama ikinci, birinci değil. Bizim Bizans ile yaptığımız ilk savaş Koyunhisar Savaşı'dır. Ve bu savaşın 1302 yılında yapıyoruz, kazanıyoruz. Lütfen diğer adını da unutmayın. Diğer adı da Bafeon Savaşı'dır. Bakın bu şekilde de sorabilir. Şıklarda Koyunhisar'ı ararsınız bulamazsınız. Ama Bafeon'u görürseniz cevap Bafeon. Evet. Cevabımız C şık arkadaşlar. Yedinci sorumuz gelsin bakalım. Evet, bakın bu sorunun cevabını ben az önce sorunun birinde anlatırken verdim zaten aslında, değil mi arkadaşlar? Osmanlı Devleti'nin ilk kez top kullandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? Bakın cevabımız açıkça 1. Kosova Savaşı'dır. 1. Murat Osmanlı tarihinde ilk topu 1. Kosova Savaşı'nda Haçlara karşı kullanmıştır. Ve ilk kez de burada biliyorsunuz 1. Murat maalesef savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı padişahı olarak tarihe geçecektir. Cevabımız nedir? Edirne. 8. sorumuz gelsin bakalım. Ankara Savaşı'ndan sonra Timur'un yardımıyla yeniden kurulan beylikler içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Bakın burada açıkça cevap Adana'dır. Karasoğulları biliyorsunuz arkadaşlar 1345 yılında daha başlangıçta Orhan Gazi döneminde yıkılmış Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir. Dolayısıyla bu beylik ta 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar kurulmamıştır. Ankara Savaşı'nı kaybettiğimiz zaman biz zaten böyle bir beylik yok yani. Değil mi? Aydınoğulları tekrar kuruldu. Germiyanoğulları tekrar kuruldu. Saruhanoğulları tekrar. Karamanoğulları tekrar kuruldu. Bu arada Karamanoğulları Osmanlı'yı Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak yolunda en çok uğraştıran beylikti. Değil mi? Karasoğulların özelliği nedir abi? Burada bir kere daha belirtiyorum. Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir. Evet, bakın böyle de sorabilir. Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik deseydi cevap ne olurdu? Karamanoğulları olurdu, değil mi? Evet, 9. sorumuz yaz. Evet, yine çok güzel, değişik bir soru kalıbı arkadaşlar. Kuruluş döneminde yaşanan olaylarından hangileri Osmanlı Devleti'nin veraset yasasındaki düzensizlikten kaynaklanmıştır? Yani açıkça bize neyi soruyor? Tat kavgasını soruyor. Tat kavgaları için çıkan bir isyanı soruyor. Doğru mu? Verasetteki düzensizlik dediği ne? Tahta kimin geçeceği belli değil. Klasik Türk veraset sistemi. Bakın, Düzmece Mustafa isyanı bir şehzade isyanıdır. Şehzade Mustafa isyanı bir şehzade isyanıdır. Ancak Şeyh Bedrettin isyanı Osmanlı Devleti'nde çıkan ilk dini isyandır. Bunun verasetteki düzensizlikten kaynaklandığı söylenemez. Zaten bu adam bir şehzade değil. Bir kadı. Varidat diye bir eseri var. Değil mi? Fetret devrinin bunalımlı döneminden yararlanıp insanları kandırıp kendini Sümme Haşa peygamber ilan etmiş. Dini bir isyan. Dini ve sosyal nitelikli bir isyan. Dolayısıyla burada şehzade isyanları 1'de ve
üçtedir. Açıkça cevabımız nedir? Ceyhan'dır arkadaşlarım, değil mi? Bakın çok güzel bir soruydu yine. Değişik bir soru tarzı arkadaşlar. Onun sorumuz gelsin. Evet, yine güzel bir bilgi sorusu. Ankara Savaşları'nın sonuçları içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Bakın İstanbul'un fethi gecikti mi? Hem de 51 yıl gecikti maalesef. Doğru. Anadolu Türk Beyliklerinin bir bölümü yeniden mi kuruldu? Evet, böylelikle ne oldu abi? Anadolu Türk Siyasi Birliği maalesef ki bozuldu. 1001 güçlükle, 1001 emekle sağladığımız birlik bozuldu. Yıldırım'ın oğulları arasında tat kavgaları mı yaşandı? Evet. Hatta biz bu bunalımlı 11 yıla ne diyoruz? Fetret devri diyoruz, değil mi? Osmanlı'nın fetret devri. Kim son veriyordu? Çelebi Mehmet. O yüzden de Osmanlı'nın ikinci kurucusu zaten. Balkanlardaki Osmanlı ilerleyişi durdu mu? Durdu. Ancak E şıkkındaki ilk azınlık isyanlarının görülmesi çok komik ve çok saçma. Osmanlı Devleti'nde ilk azınlık isyanları 19. yüzyılda 2. Mahmut döneminde çıktı, değil mi? Hatta bize isyan eden ilk azınlık hangisiydi? Sırplar. Peki bizden ayrılan ilk azınlık hangisiydi? Yunanlılar. Osmanlı'dan ayrılan son Balkan devleti hangisiydi? Arnavutluk. Unutmayın bak. Sırplar, Yunanlılar, Arnavutlar. Bu üçünü unutmayın. Açıkça cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. Dolayısıyla Ankara Savaşı'nın böyle bir sonucu yoktur. Yani arada nereden baksanız 400 sene var arkadaşlar. 11. sorumuz yazın. Evet, yine güzel bir soru. Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili. Bakın kuruluş ve yükselme var zaten bu sorularda. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin kısa zamanda gelişmesini sağlayan unsurlar arasında yer alır? İskan politikası, açıkladım az önce. Yerleştirme, merkezi yönetim, elbette güçlü bir merkezi otorite var bizde. İstimalet, az önce açıkladım, adaletli ve hoşgörülü yönetim. Bunların üçü de Osmanlı'yı Osmanlı yapan özellikler arasında yer alır. Açıkça cevabımız nedir? Edirne arkadaşlarım, Edirne. Evet, güzel bir sos bir sorusu olabilir. 12. sorumuz yazsın. Bu durum Osmanlıların aşağıdaki amaçlarından hangisine ulaşmaya çalıştıklarının bir göstergesidir diyor. Bakalım. Fatih Sultan Mehmet Avrupa'dan birçok bilim adamı ve sanatçıyı İstanbul'a davet etmiştir. Yavuz Sultan Selim ise Tebriz ve Mısır'dan bilim adamları ve sanatçıları İstanbul'a getirmiştir. Yani açıkça gösteriyor ki padişahlarımız İstanbul'un önemli bir bilim, kültür ve sanat merkezi olmasını istiyorlar, değil mi? O zaman bizim için en doyurucu cevap arkadaşlarım C şıkkıdır. Bakın C şıkkı diyor ki İstanbul'u Türk İslam dünyasının kültür ve sanat merkezi haline getirme. Bakın arkadaşlar, açıkça cevabımız nedir? C şıkkıdır. Çok doyurucu bir cevap zaten. Bakın burada B şıkkına düşmeyin, olur mu? Ya da D şıkkına düşmeyin. Bunlar sizi eleyebilir, çeldirebilir. Dikkat diyelim. 13. sorumuz gelsin bakalım. 15. yüzyılda kendisini Kayseri Rum ilan ettiren ve İtalya seferini planlayan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, kendine Kayseri Rum, yani Anadolu'nun Kayseri unvanını veren, İtalya'ya sefer düzenleyen, hatta Otranto'yu fetheden o meşhur padişahımız Fatih Sultan Mehmet'tir. Yani cevap Adana 2. Mehmet olacak arkadaşlar. 2. Mehmet kim? Fatih lakaplı, Fatih unvanlı o büyük padişah. Bana sorarsanız Osmanlı'nın gerçek imparatoru. Ya açıkça cevap Adana olacak. 14. sorumuz yaz. Yine çok seçici bir soru arkadaşlar. Burada 4 tane beylik vermiş. Demiş ki Yavuz Sultan Selim döneminde yukarıdakilerden hangileriyle hakimiyet mücadelesi yaşanmıştır? Bakın Yavuz döneminde Dulkadiroğulları zaten ele geçiriliyor. Var. Hangisiyle ele geçiriliyor? 1515 Turna Dağ Savaşı'yla. Zaten Osmanlı'ya katılan son beylik, değil mi? Değil mi? Bakın unutmayın. Bu da bir bilgi olsun size. Karamanoğulları ya bizi uğraştırıyor ama Yavuz döneminde Karamanoğulları diye bir beylik yok. Çünkü Karamanoğulları'na 1487'de 2. Bayezid kesin olarak zaten son verdi. Dolayısıyla Yavuz döneminde böyle bir beylik yok. Safeviler var arkadaşlar. Safeviler doğuda bizi uğraştıran bir devlet. Hatta bizim doğu topraklarımızı bölücü Şiilik propagandasıyla ele geçirmek isteyen bir devlet. Vallahi Safevilere de haddini neyle bildiriyor Yavuz? 1514 Çaldıran Savaşı'yla haddlerini bildiriyor, değil mi? Böylelikle geçici olarak bu bölücülüğü engelliyor. Memlükler zaten Yavuz Mısır seferine çıkıyor ve 1516-1517, değil mi? Bu devlete son veriyor. Ne, hangi savaşlarla? Mercidabık 1516 ve Ridaniye 1517.
Dolayısıyla Yavuz döneminde mücadele ettiğimiz devletler arasında ne var abi? Memlükler var, Safeviler var, Tulkadiroğulları var. Dolayısıyla cevabımız 1, 3 ve 4. Yani cevap Denizli. Evet, dikkat. 15'in sorumuzu yazsın bakalım. Yine yükselme döneminden bakın. Yavuz Sultan Selim döneminde İran, Mısır, Belgrad yerlerinden hangileri üzerine seferler yapılmıştır? Arkadaşlarım hemen şunu unutmayın ki Yavuz Sultan Selim Doğu siyasetine ağırlık veren bir padişah. Yani boyuna seferlerini doğuya yapıyor değil mi? İşte Dulkadiroğulları, güneyde Memlükler, doğuda Safeviler vesaire. Ama tam doğu sorunu hallediyor. Batıya döneceği zaman zaten adamcağız vefat ediyor. Şirpençe dediğimiz aslan pençesinden. Bir çıbandan ya değil mi? Dolayısıyla Yavuz döneminde biz İran, Safeviler üzerine sefere çıkıyoruz. Mısır, Memlükler üzerine sefere çıkıyoruz. Ama Belgrad üzerine sefere çıkmıyoruz. Belgrad üzerine sefere çıkan ve burayı fetheden padişah Yavuz'un oğlu Kanuni Sultan Süleyman'dır. Yani Avrupa'nın muhteşem Süleyman'ıdır. Cevap olan nedir? 1 ve 2'dir cevap değil mi? Yani Denizli. 16. sorumuzu yazsın arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman döneminde aşağıdaki yerlerden hangisinin fethiyle Orta Avrupa fethileri için önemli bir üs elde edilmiştir? Bakın bizim Orta Avrupa'da fethettiğimiz ilk yer Belgrad'dır. Macarlardan aldık. Belgrad'ın alınmasıyla Orta Avrupa fethileri için çok güzel bir karakol, çok güzel bir üs elde ettik. Yani burada 1521 yılında zaten Kanuni Sultan Süleyman'ın Avrupa'daki ilk fethilerinden biridir. 1521. Rodos 1522 ama Rodos Akdeniz'de. Cevabımız Adana olacaktır. Belgrad bu arada Sırbistan'ın başkentidir değil mi? Bunu da belirtmiş olalım. 17. sorumuz gelsin bakalım. Osmanlı yükselme döneminde aşağıdaki yerlerden hangisinin fethi İnebahtı deniz bozgununa neden olmuştur? Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar Osmanlı donanmasının yandığı ilk yer İnebahtı'dır. Değil mi? Hatta biliyorsunuz bu olaydan sonra Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa İstanbul'daki Venedik elçisini yanına çağırıyor ve ona diyor ki biz Kıbrıs almakla sizin kolunuzu kestik. Siz İnebahtı'da donanmamızı yakmakla sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kol yerine gelmez ama kesilen sakal yeniden gür çıkar diyor. Ve gerçekten de Sokullu'nun dediği gibi 5-10 yıl içinde tekrardan donanmayı yapıveriyoruz. Arkadaşlar tersanemiz ne güne duruyor? Tersanelerimiz ne güne duruyor? Çalışıyoruz yapıyoruz. Dolayısıyla İnebahtı'da donanmamızın yakılmasına neden olan fetih Kıbrıs'tır. 1571 yılında Sarı Selim döneminde Kıbrıs fethedilmiş ve donanmamız geri gelirken Haçlı donanması tarafından İnebahtı Deniz Savaşı'nda maalesef yakılmıştır. Unutmuyorsunuz. Osmanlı donanmasının yandığı yerler zaten 4 tane. İnebahtı, Çeşme, Navarin, Sinop. Bu 4 yerde donanmamızı maalesef yaktılar diyelim. 18. sorumuz yaz. Kanuni Sultan Süleyman döneminde deniz savaşlarından hangileriyle Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyeti güçlendirilmiştir? Bakın zaten Cerbe kazandığımız ikinci büyük deniz zaferi. Preveze zaten kazandığımız ilk en büyük deniz zaferidir. Barbaros Hayrettin Paşa'nın harika bir zaferidir. Adam yahu denizlerde Turan taktiğini uygulamış ya. Tarihe geçmiş. Kendimizden 10 kat büyük bir donanmayı yerli yeksan etmiş. Değil mi? Ama İnebahtı birincisi Kanuni döneminde değil. Sarı Selim döneminde. İkincisi bir zafer değil bir yenilgi. Hezimet. Dolayısıyla bunu alamıyorum. Cevap 1 ve 3 olacaktır yani denizde arkadaşlar. Evet, güzel bir soru yine Kanuni döneminden gelmiş. 19. sorumuz gelsin. Yine Kanuni, Muhteşem Süleyman döneminde. Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa'ya verdiği kapitülasyonlardan bazıları şunlardır diyor. Diyor ki buna göre Kanuni Sultan Süleyman'ın kabul ettiği bu maddelerden hangileriyle Akdeniz ticaretini canlandırmak istediği söylenebilir. Yani işin ticari boyutuna bakacaksınız sevgili arkadaşlar. Fransız ticaret gemileri Osmanlı karasularında serbestçe gezebilecek. E bu ticareti arttırmaz mı? Uluslararası ticaret demektir. Tamam bu bilgi doğru. Ticari bir şey. Alalım. Fransız tüccarlardan diğer milletlere göre daha az vergi alınacak. E böylelikle biz Fransız tüccarları ticarete teşvik etmiyor muyuz? Evet doğru bu da ticari. Verilen imtiyazlar sadece anlaşmayı imzalayan hükümdarların hayatı süresince geçerli olacak. Yalnız bu ticari değil siyasidir. Kanuni Sultan Süleyman ne kadar akıllı bir padişahmış değil mi? Yani bu kapitülasyonlar ikimizin sağlığıyla diyor. Değil mi? Fransuva'yla Kanuni'nin sağlığıyla sınırlı. İkisinden birine bir şey olursa bu kapitülasyonlar ne olacak? İptal olacak. İleri de başımıza bela olabileceğini öngörmüştür Kanuni Sultan Süleyman. Dolayısıyla bunun için bu maddeyi koyduruyor zaten. Bu siyasi bir şey, ticari bir şey değil. Cevap nedir? 1 ve 2'dir arkadaşlarım. Çok güzel bir soruydu. Cevap Ceyhan.
Evet, 20. sorumuz gelsin bakalım. Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında yanlış vermiştir? Tipik bir AYT sorusu, eşleştirme sorusu. Ziget var, Kanuni'nin son seferi, doğru. Amasya Anlaşması İran ile yapılan ilk anlaşma, doğru. Preveze Deniz Zaferi ile Akdeniz Türk Gölü'ne geliyor, doğru. İstanbul Anlaşması ile Avusturya'ya karşı üstünlük sağlıyoruz. Neden? 2 eşittir 1 değil mi? Bizim sadrazamımız onların arşidüküne eşit sayılıyordu. Bu da Avrupa'da bizim üstünlüğü ele geçirdiğimizi gösteriyordu. Bu üstünlüğü neyle kaybediyorduk? Yani neyle 1 eşittir 1 oluyor? O da Ziget var. Ziget var diyorum. Zitva Toruk Antlaşması ile değil mi? 1606. Evet, bu da doğru. Ancak Trablusgarp'ın fethi Akdeniz'de alınan ilk yer Trablusgarp değil arkadaşlar. Mısır ondan önce alındı 1517'de. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Trablusgarp 1555 yılında Turgut Reis tarafından fethedilecek. Bu ifade yanlış. Dolayısıyla cevap nedir? 5. Yani Edirne. 21. sorumuz gelsin. Kanuni Sultan Süleyman döneminde aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Macaristan'ı ilk kez Osmanlı Devleti'ne bağlı hale getirmiştir? Bakın, Kanuni'nin Macaristan'ı fethettiği olay 1526 Mohaç Meydan Savaşı'dır. Arkadaşlar, bu savaş o kadar büyük bir savaş ki, yani Kanuni Sultan Süleyman 120 bin kişilik Macar ordusunu 2,5 saat içinde imha etmiş. Bu zaten Türk tarihinde ve dünya tarihinde en kısa süren savaş olarak tarihe geçmiştir. Yani arkadaşlar düşünün yani. 80 bin kişilik bir orduyla 2,5 saat içinde Turan taktiğini uygulayarak 120 bin kişilik Macar ordusunu adam imha etmiş ya. Bu kadar büyük bir hükümdar. Değil mi? Gelmez bir daha bu kadar büyük bir adam dünyaya. Değil mi? Yani gerçekten alemde şer, Oğuz'da er tükenmez demişler. Değil mi? Cevap Denizli olacak. Mohaç Meydan Savaşı 2,5 saatte dünyada en kısa süren savaş olarak biliniyor. 22. sorumuz gelsin bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde çıkan isyanlardan biri değildir? Bakın, Canberdi Gazali biliyorsunuz Mısır'da Memlükleri canlandırmak için isyan ediyor. Kalenderoğlu Töbe Aşa kendini Mehdi ilan ediyor. Sapkın bir adam, dini bir isyan. Ahmet Paşa vezir isyanıdır. Bu adam vezir-i azam olamadığı için isyan etmiş, kelle salınmış. Baba Zünnun da biliyorsunuz Alevi Türkmen isyanıdır. Bunlar bastırılıyor. Ama bunların hepsi Kanuni döneminde çıkan isyanlar arasında yer alıyor. Hemen bastırılıyor çünkü otorite çok güçlü. Ama Şahkul isyanı 2. Bayezid'in tahtından olmasına neden olan bir isyandır. Safevi destekli bir isyandır. Dolayısıyla bu Kanuni döneminde değil, onun büyük atası 2. Bayezid döneminde çıkan bir isyandır. Cevap Adana olacaktır diyoruz. Gelsin bakalım 23. sorumuz. Evet, bu da o meşhur sadrazamımız Sokullu Mehmet Paşa döneminden gelmiş. Sokullu Mehmet Paşa'nın Don Volga kanal projesiyle aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenemez demiş. İpek yolunu canlandırmak, doğru. Bakın, Don Volga deyince aklınıza Karadeniz'de Hazar Denizi gelecekti değil mi? Karadeniz ile Hazar Denizi'ni birleştirmek istiyordu Sokullu. Kafkaslar'da Rus hakimiyetine engel olmak. Şimdi zaten Rusların güneye inmelerini ne yapıyoruz? Engellemek istiyoruz, doğru. İran'a yapılacak seferlerde donanmadan faydalanmak, elbette. Orta Asya Türkleri ile birleşmek, yani elbette. Sonuçta Orta Asya'ya da bakıyor. Ama Akdeniz ticaretini canlandırmak Don Volga'nın değil, baharat yoluyla ilgili bir şey bu değil mi? Bu da neyle ilgili? Süveyş kanalı projesiyle ilgili. Bu Don Volga'nın değil, Süveyş kanalı projesinin amacıdır. Dolayısıyla bu ifade yanlıştı. Cevap Edirne. Gelsin bakalım 24. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Mohaç Meydan Savaşı'nın sonuçlarından biridir? Belgrad'ın fethini ortam hazırlaması saçma. Belgrad 1521'de alındı. Mohaç ise 1526'da. Yanlış. Beğen bir dursun. Doğu Akdeniz güvenliği sağlanmıştır. İyi de bu Rodos'la ilgili arkadaşlar. Bu da 1522. Baharat yolu denetimi güçlenmiştir. Bu 1517 yılında Mısır'ı fethettik. Venediklerle anlaşma yapılmıştır. İyi de hangi anlaşma? Ne zaman? Saçma. Arkadaşlarım, burada doğrudan Mohaç Meydan Savaşı'nın en büyük sonucu, biz Macaristan sayesinde Avusturya ile komşu olduk. Bakın, şu Avusturya değil mi? Burada bir tampon bölge var. Nedir o? Macaristan. Ve şuradaki de büyük devletimiz Osmanlı. Dolayısıyla biz Macaristan sayesinde, bu tampon bölge sayesinde Avusturya ile komşu olduk. Ve ilk defa Avusturya ile savaşlar da Macaristan'ın fethiyle başlayacaktır. Dolayısıyla cevap nedir? Bursa olacaktır diyoruz.
Ve gelelim denememizin son sorusuna. 25. sorumuz. 1. Selim, yani namı diğer Yavuz Sultan Selim, ... savaşları ile Memlük Devleti'ne son vermiştir. Az önce soruyu çözerken yine söyledim. Yavuz Mısır seferine çıkıyor ve 1516 Mercidabık Savaşı ile Suriye Filistin'e ele geçiriyor. 1517 Ridaniye Savaşı ile Mısır üzerine, Memlükler üzerine, Ridaniye Savaşı ile de Mısır'ı, Kahire'yi ve Hicaz'ı ele geçiriyor. Dolayısıyla Yavuz Mercidabık ve Ridaniye Savaşları'yla Memlükleri ortadan kaldırıyor sevgili arkadaşlar. Cevap nedir? Burada Mercidabık ve Ridaniye olacak. Yani açıkça Bursa olduğu görülüyor cevabımızın. Değil mi? Mercidabık ve Ridaniye. Evet. Denememizin soruları bitti. Şimdi arkadaşlar gelin hep birlikte kısa cevaplı sorularımıza geçelim. Umarım bu soruları da full doğru yaparsınız diyelim. Gelsin bakalım sorularımız. Evet. Birinci soru. Osmanlı Devleti hangi anlaşma ile Avusturya karşısında siyasi üstünlüğü ele geçirmiştir? Bakın yukarıda da anlattım değil mi? Dikkat ettiyseniz 2 eşittir 1 dedim. Hatta bu üstünlüğü neyle bozduk? Zitt ve Toruk Antlaşması ile bozduk. 1 eşittir 1 dedik hatta. Bu birinci soruydu. İkinci sorumuz. Kanuni döneminde Hoca Çelebi lakaplı meşhur Şeyhülislam kimdir? Arkadaşlar bu adam Kanuni'nin çok sevdiği bir adam. Meşhur kadı ve Şeyhülislam'dır. Osmanlı'nın kanunlarını yeniden düzenleyen ve Kanuni'nin güven duyduğu bir adamdır. Meşhur Hoca Çelebi lakaplı bu Şeyhülislam'ımız bakalım kim? Güzel bir soru. AYT'ye yönelik bir soruydu gene. Evet arkadaşlarım böylelikle bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yarın TYT ve AYT Türkiye geneli denemelerinde görüşmek üzere. Sizlerden ricam lütfen arkadaşlar burada bir emek var. Kanalıma emek için, değer vermek için arkadaşlarım like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Bu kanal sizlerin desteğiyle